Denizli'nin Kale ilçesi sınırları içinde yer alan Tabağa'ya antik kenti, geçmişle bugün arasında köprü kuruyor. Sonraki nesillere bırakılacak bu kültürel mirasın izleri, yakın tarihimizden prehistorik döneme kadar uzanıyor. Büyük İskender'den sonra, Anadolu'da kurulan ilk kent devletlerinden olan Tabağa'ya, günümüze kalan kayaya oyulmuş binaları, hamamları, su kanalları, cami ve medreseleriyle Anadolu kültür tarihinin eşsiz parçalarından birisi olarak gösteriliyor. Helenistik, Roma, Bizans, beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Tabağa'ya antik kentindeki kazı çalışmalarında, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği cami ve medreselerin ortaya çıkarılmasına odaklanıldı. Kültürel miras eğitimi kapsamında kentin tarihi ziyaretçilere aktarılarak bir bilinç oluşturulması planlanıyor. 2014 yılından itibaren Denizli Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında yürütülen çalışmalarda kazı bölgesinde ziyarete açılacak 14 gezi noktası belirlendiğini aktaran kazı bilimsel danışmanı Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Beyazıt çalışmalarla ilgili şunları dile getirdi. Bu seneki çalışmalarımızdan birisi de Eski Kale'den Tabağa Antik Kenti'nden götürülen taşların tekrar yerine getirmesine yönelik. Bu konuda mahallelerde sokak sokak gezdik. Tespit ettiğimiz taşları tutanaklar karşılığında ve okullardaki taşların her birini tek tek Eski Kale'ye taşımaya başladık. Şu anda da ileride gezmeye muhtemel 14 nokta belirlemiştik. Biz şu an birinci noktadayız. Burada sütun kaidelerini, sütun başlıklarını ve sütun gövdelerinden parçaları tek tek sergileyeceğiz ve böylece kaleye gelen misafirlerimiz, burayı ziyaret edecek turistlerimiz ilk önce bu noktada var olan sütun başlıkları ve kaideleriyle karşılaşacaklar. Aynı zamanda lahitleri de burada bu düzenlemenin içerisine dahil etmeyi düşünüyoruz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği cami ve mescitler üzerine bu sene çalışmaya başladık. Evliya Çelebi 1670 yılında kaleye gelmiş. İçhisar'da bir tane caminin ve dış mahallelerde de 5 tane cami ve mescidin olduğunu anlatmıştı. Sonraki dönemlerde bunlara ilave mescitler de yapılmış. Biz de yaptığımız sözlü tarih ve araştırmalar neticesinde hemen Çukur Mahallesi'nde yer alan Ağlar Mescidi'nin yerini tespit etmeye yönelik bu sene çalışmaya başladık. Burası yine bizim bu sene belirlediğimiz kültürel miras bağlamında gezilip görülecek Tabağa'daki 14 noktadan birisi. Yani gelen ziyaretçilerimiz Nakışlı Camii'mizi de ziyaret ederek burada görevli arkadaşlardan bilgiler alabilecekler. Bu yönüyle de gerçekten kalenin kültürel mirasına ciddi bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz.